güzel Türkçesi ve tok sesi hala kulaklarımızda. Çok çalışkan, çok üretken, Türkçenin savunucusu, Ankara Radyosu'nun ve TRT Televizyonu'nun unutulmaz haber sunucusu, sevgili Jülide Gülizar'ı anlatacağım bugün sizlere. Jülide Göksan ya da bizim bildiğimiz adıyla Jülide Gülizar. O doğduğunda yıl 1929'du. Adana'da Nigar Hanım ve Kemal Bey'in kızı olarak dünyaya geldi. Babası demir yollarında memurdu. Anne ve babasının Reşat Nuri Güntekin'in Akşam Güneşi romanını okuduklarında oradaki Jülide ismini çok beğenip kızlarına bu adı verdiği biliniyor. Ayhan ve Tomris adında iki kardeşi vardı. Jülide Gülizar ilk ve ortaokulu babasının görevi sebebiyle Mersin'de okudu. O yıllarda Mersin'de lise yoktu. Bu sebeple lise eğitimini Ankara'daki dayısının yanında kalarak Ankara Kız Lisesi'nde tamamladı. Çok başarılı bir öğrenciydi. Üniversite tercihini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden yana kullandı üniversite yıllarında arkadaşlarıyla birlikte harçlıklarından biriktirdikleri parayla ayda bir yayımlanan Bahçe adlı bir edebiyat sanat dergisi çıkarıyorlardı. Sanata meyilli olan Jülide Gülizar, küçüklüğünden beri şiirler yazıyordu. Hatta bu şiirlerinin bazıları 7 Gün Dergisi ve başka edebiyat dergilerinde yayınlandı. Göksan olan soyadı yerine Gülizar soyadını kullanmaya başlama sebebini ise şöyle anlatmıştı. Üzerime çok genç yaşta bir sorumluluk binmişti. Bizler için TRT çok önemliydi. Orada çalışmaya başladığımda kendimden çok TRT'yi düşünürdüm. Yapacağım yanlış bir hareket TRT'nin kalitesini düşürür mü diye. Reklamlarda oynamam için birçok imajımı bozacak teklifler geldi. Ben sadece TRT'yi düşünerek geri çevirdim. Aslında soyadım benim kendime bulduğum takma adım. Gençliğimde ileride hep ünlü olmayı düşünürdüm. O zamanlar şiir yazıyordum. En büyük şair ben olacağım havasındaydım. Bir de büyüyünce kocanın soyadını almak var. Hukuk fakültesindeyken şiirlerim yayımlanacak. Birkaç şair arkadaşım daha vardı. Dedim ki ne yazacağım altına? Julie de Göksan dediler. Dedim evlenince bu soyadı değişecek. Oturduk arkadaşlarımla Julie uygun bir soyadı bulduk. Böylece Göksan oldu Gülizar. Ben hayatta birinin bir şey olmak istemedim. Böylece Julie de Gülizar oldum çıktım. Üniversiteden mezun olduktan sonra kendisi gibi şiir tutkunu olan Abdullah Rıza Ergüvenle nikah masasına oturdu eşinin askerliği süresince Erzurum'da yaşadı. Bu dönemde Erzurum Lisesi'nde edebiyat öğretmeni olarak çalıştı. Eşinin vatani görevi bittikten sonra Ankara'ya döndüler. Bu evlilikten Kemal adında bir oğulları oldu. Ancak 1960 senesinde boşandılar. Jülide Gülizar'ın avukat olacağı sanılıyordu. Hatta staj bile yapmıştı. Ancak stajının ardından hayatı değişti. 1956 yılında sunuculuk sınavını kazanıp Ankara Radyosu'nda haber spikeri olarak göreve başladı. Bu sayede 55 yıl boyunca sunucu, haber spikeri, programcı, gazeteci, basın danışmanı ve eğitmen olarak mutlulukla görev yapacağı mesleğine ilk adımını atmış oldu. Spiker olarak görev yapan Julie de Gülizar'ın muazzam bir diksiyonu vardı. 1968 senesinde başlayan televizyon yayınlarıyla TRT kanalında haber spikeri olarak ekranlardaydı. TRT'de görev yaptığı yıllarda birçok ilke imza attı. Televizyonda kadın olarak ilk açık havada haber okuma, ilk naklen yayın ve ilk röportaj gibi pek çok yeniliği deneyimledi. 1977-79 yılları arasında Jülide Gülizar'ın televizyonda yayınlanan bir konu bir konuk adlı programı büyük ilgi gördü. Bu toplumun önde gelen isimlerinin toplumu ilgilendiren konularda görüşlerini paylaştığı bir programdı ve yüze yakın konuk ağırlanmıştı. Doğru bildiğinden asla vazgeçmeyen bir isimdi o. Panzehir dergisinde Birsen Karaloğlu'nun kaleme aldığı yazıda yaşadığı bir olay şöyle anlatılmıştı. 1974 yılında CHP ve Milli Selamet Partisi koalisyon hükümeti ülkeyi yönetiyordu. İsmail Cem TRT Genel Müdürü olmuştu koalisyon ortağının ısrarıyla kadın spikerlerin sadece radyoda haber sunmasına karar verilince, Jülide Gülizar bu karara çok sert tepki göstermiş ve artık radyoda da haber okumayacağını belirtmişti sonuçlarına katlanacağını söyleyerek kararında direnmiş ve 15 gün mazeretsiz olarak işe gitmemişti. Direniş günlerinde dönemin başbakanı Ecevit'e bu karara neden karşı çıktığını anlatırken öfkesinden kıpkırmızı olmuş. Rahmetli Ecevit Şülide Hanım'a çok saygılı davranmış ve Şülide Hanım sizin değil benim kızarmam gerekir çünkü ayıp bizim ayıbımız demiştir. Jülide Gülizar'ın direnişinin 15. gününde dönemin Cumhurbaşkanı Koru Türk, Jülide Hanım'ı köşke çağırmış. Jülide Hanım, Koru Türk'e TRT'de olan biteni anlatmış. Bu görüşmeden sonra kadın sunucuların televizyonda haber okuma yasağı önce esnemiş ardından da tamamen kaldırılmış. TRT'de çalıştığı yıllarda dil kullanımındaki özeni ve dikkat çeken programlarıyla çok başarılı oldu pek çok ödüle layık görülen Gülizar'ın TRT'nin televizyon eğitim dairesinde de görev aldığı biliniyor. Yaklaşık 30 yıl çalıştıktan sonra 1982 senesinde TRT'den emekli oldu. 1995 senesinde TRT'de yayınlanan bir programda spikerlerle bir arada olan Gülizar şunları söylemişti. Benim zamanımdan spikerlerle ve çok genç mesleği yeni başlamış arkadaşlarla birlikte olmaktan çok mutluyum. İyi ki böyle bir toplantı yaptınız. Çok şey söylenebilir ama ben önce sorunu ortaya koymak, kısa konuşmak istiyorum. Kısa konuşmak istiyorum da becerebilecek miyim bilmiyorum. Çünkü ben konuşmayı aşkla, şevkle, imanla yapıyorum. Beni lütfen susturun fazla ileri gittiğimde. 9 aylık konuşmaya başlamışım. Hala sürüyor konuşmam. Bunu da kaydedeyim. Hiç sevmediğim bir şekilde başlamak zorundayım. O da bizim zamanımızda diye başlayan konuşma ama öyle başlayacağım maalesef. Bizler konuşurken büyük mutluluk huzur duyardık. Şimdi genç arkadaşlarım ne yapıyorlar bilmiyorum ama bu mutluluğu huzuru duyuyorlarsa bile yansıtmaları gerekiyor. Yansıtmıyorlar ya da yansıtamıyorlar. Tabii konuyu böylece ortaya koyuyorum. Onları suçlamış gibi oluyorum ama savunmam da var. Onlar adına savunmam da var. Bu kadar öğretildi onlara diyorum. Ben Türkçeyi çok seviyorum. Kelimeler benim oyuncağımdı. Küçücük yaşımdan beri. Büyüdükçe daha bilinçli oynamaya başladım. Şimdi beni Türkçe çok rahatsız ediyor. Özel radyodaki Türkçe özellikle çok kötü, yanlış kullanılıyor. Çok içi boş konuşmalar yapılıyor. 1997 senesinde kurulan Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde gençlerle tecrübelerini paylaşıp dersler verdi. Türk Hava Kurumu'nda basın danışmanı olarak görev yaptığı sırada 1997'de Türk Hava Kurumu'nun ev sahipliğinde ülkemizde ilk kez Antalya'da düzenlenen Dünya Hava Oyunları'nın her aşamasında görev üstlendi. Kanal B televizyonunda da çeşitli programlar hazırlayıp sundu. Öte yandan bir müzik albümüne de katkı sağladı. Ali Kırca'nın doldurduğu Habersiz Türküler albümünde Ah Bir Ateş Ver adlı türkünün girişinde türkünün hikayesini anlatmıştı. 4 Nisan 1953'te Türk denizaltısı Dumlupınar, Akdeniz'de yapılan bir NATO tatbikatından dönerken Çanakkale Boğazı'nda Naboland isimli bir İsveç yük gemisiyle çarpışarak batmıştı. Tipte yatan denizaltıda sağ kalan 22 kişiye moral vermek için kurulan telefon hattıyla bu Ege türküsü de dinletilmişti. Bu trajedi sonradan bu türküyle özdeşleşmişti. Ali Kırcan'ın seslendiği türkünün giriş olayı düzgün Türkçesiyle Jülide Gülezar seslendirmişti. Müzik Jülide Gülizar, Haberler Bitti Şimdi Oyun Havaları, TRT Meydan Savaşı, Where Are you Going Türkçe, Ah Baba Ah, Burası Türkiye Radyoları gibi çok sayıda kitap yazdı. Türkçeyi iyi kullanmada gösterdiği özeniyle tanındı. Emekliliğinde de Türkçenin doğru kullanılması için verdiği mücadeleye devam etti. Bir röportajında Alman ve Fransızların mecbur kalmadıkları sürece diğer dilleri konuşmadıklarını anlatarak şu ifadeleri kullanmıştı. İki tarafta zorda kalmadıkça birbirlerinin dilini konuşmazlar. Irkçı bir tutumdur hayatta evet diyebildiğim tek ırkçılık dil konusundakidir. Konuşma ailede öğrenilir. Aileler çocuğun dilinin düzgün olması için büyük önem verirler. Çocuk sokağa çıktığı zaman dili bozulurdu. Ama o bozulan dil okula başlayınca okulda düzeltilirdi. Şimdiki ailelerin isteği çocuğuna bir yabancı dili öğretmek. Yabancı dile karşı değilim. Ancak bunu öğrenirken kendi dilimizi unutmamalıyız. Okullarda öncelikle dil sevgisi verilmeli. Daha sonra dil bilinci. Burada Milli Eğitim Bakanlığı'na çok iş düşüyor. Türk Kadınlar Birliği tarafından hazırlanan, Cumhuriyete değer katan 23 kadın listesinde Şülide Gülizar'ın da adı vardı. Cumhuriyete gönül vermiş, demokrasiye inanmış, Atatürkçü çizgiden ayrılmamış olan Jülide Gülizar, Çağdaş Gazeteciler Derneği'nde uzun yıllar yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştı. Doğru ve güzel konuşma ustası olarak toplumun her kesimi tarafından benimsenmiş ve saygı görmüştü. Dilin kullanımı alanında yeri doldurulamayan bir marka olmuştu. kariyeri boyunca birçok ödüle layık görülen duayen spiker Julie de Gülizar, 14 Mart 2011'de zatüre teşhisiyle kaldırıldığı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. 82 yaşında ölen Julie de Gülizar'ın cenazesi Ankara Kocatepe Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından yine Ankara'da Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. acısıyla tatlısıyla bir Jülide Gülizar geçti bu hayattan. İyi ki de geçti.